Ukrayna'daki savaş 94. gününde. Sağdaki son gelişmeleri aktaralım. Rus ordusu bu sabah Dnipro Petrovsk bölgesine füzeyle saldırdı. Hasar oldukça büyük. Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da Rus ordusunun çekilmesiyle birlikte normale dönmeye çalışıyordu. Ancak şehir iki hafta aradan sonra dün topçu ateşine tutuldu. En az 9 kişi öldü. Saldırı Harkov'un hala Suriye'nin Rusya'nın hedefinde olduğunun işareti sayılıyor. Ve Doğu Cephesi, yani Donbas bölgesi. Ukrayna Savunma Bakanlığına göre Donbas'ta savaş en yüksek yoğunluğuna ulaştı. Popasna'nın kuzeyinde birden fazla köyü ele geçiren Rus ordusu ilerliyor. Son olarak liman ele geçirildi. Lisichansk ve Severodonetsk kuşatma altında. Bu iki kasaba ele geçirilirse Luhansk bölgesi düşecek. Ukraynalı yetkililere göre çatışmaların şiddetlendiği Severodonetsk'te en az 1500 kişi öldü. Bölgede 12 bin kişinin kaldığı, konut binalarının %60'ının yıkıldığı sanılıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Donbas bölgesinde yaşananları bir kez daha soykırıma benzetti. Donetsk bölgesinde Rus ordusu taarruz operasyonları yürütüyor. Rusya işgal ettiği her son bölgesinde ise kontrolünü sürdürmek için önlem almaya devam ediyor. Pentagon Rusya-Ukrayna savaşına dair yeni veriler paylaştı. Buna göre Rus ordusu yaklaşık 1000 tank, 30'dan fazla bombardıman uçağı ve 50'den fazla helikopter kaybetti. Ancak bu büyük kayba rağmen Ukrayna ordusuna karşı üstünlüğüne ve avantajını korumaya devam ediyor. Çünkü bölgeye devasa askeri yığınak yapıldı.